Herkese yeniden merhabalar. Lies of P. Dark Souls tarzı bir oyun olduğunu biliyorum. Pinokyo'yla ilgili bir hikayesi var. Yani Pinokyo hikayesinin farklı bir tabiri. Farklı bir tabiri denmez de onu anladınız siz beni. Gibi biliyorum. Çok da güvenmeyin. Benim ağzımdan çıkan her lafa çok da güvenmeyin. Çok da araştırmadım hikayesini. Bu benim sürekli oynayacağım bir oyun da tabii ki değil. Çünkü Dark Souls tarzı sevmiyorum. Şimdiye kadar bir tane oyun yaptılar Dark Souls tarzı sevdiğim. O da Elden Ring. Onun da amacı zaten benim gibi oyunculara ulaşmaktı ki çok da güzel ulaştılar çünkü çok güzel oyun yapmışlar. Oturup 200 küsür saat gömdüm. Aa, Geppetto'nun kuklası. Yardımına ihtiyacımız var. Biz Pinokyo'yuz bu arada. Evet. Bebek suratlı bir delikanlıyız. Ah, buradasın. Seni arıyordum ben de. Evet, şu bu kadar keskin olmasaymış. Evet. Daha iyi olurmuş. Interact. Etkileşime geçebileceğim bir şey var mı? Bu ses ne? Aç. Ha, kullanamazsın. Investigate. Gemini yakında tekrar başlayacak. Onların da geminiye sahip olduğunu görüyorum. Ben Sofia. Hotel Krat'a gel. Otel Krat oteline gel. Ne olduğunu açıklayacağım. Geminiye diyor ki beni korusun. Beni korumasını söylüyor geminiye. Upper belt, lower belt, selected belt item. Okey. T ve G ile üstümüzdekileri değiştiriyoruz. R ile de neyse artık onu kullanıyoruz. Ekstra çantayı kullanmak için E basılı tut. Oktarla. Kullanamadım. Kullanamadım. CTRL'de Left Arm of Steel. Ha, yumruk atabiliyorum. Ki yapabildiğim tek şey de o şu anda. Okey. Ha, masum topuyla da seçiliyormuş. Evet. Yani şöyle bir şey var. Hadi seni buradan çıkartalım. Sana yardımcı olacak bir şey bu. Yani Elden Ring'den sonra yani herifler o kadar zirveye oynadı ki ben kendi adıma konuşuyorum. Belki Dark Souls'lar da çok efsanevi ki öyle olması zaten herkes bilmezdi. Oynamama rağmen ben bile açıp videolarını izledim mesela Dark Souls'u oynayanların. Yani zirveye oynayan oyunları gördükten sonra bunlar böyle batıyor insanın gözüne. Dikkat çekiyor yani. Öte yandan da bundan şikayetçi olacak değilim çünkü bunu yapan küçük bir firma değildir. Sokaklar güvenli değil. Oradaki silahlardan biriyle kendini silahlandır. Otele giden yolda yardımcı olacak. Path of the Cricket, Balance. Path of the Bastard, Dexterity. Path of the Sweeper, Strength. Yes. Here we go, baby. Gideceğimiz yer Otel Grat. Yes. Heavy, sert şey. Okay.
Bu ne? 3 ne? Ha, bunu kullanırsam karakter ölecekmiş. Hop, bununla kendimi koruyorum. Nereden çıkacağım? Aç aç kapıyı, aç. Aç bakalım. Sokaklar kimin için güvenli değilmiş görelim. Evet, benim için oyunların en zor bölümüne geldik. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Nereden gideceğimi bulamıyorum. Benim için oyunlardaki en büyük zorluk yön. Bana eklemeyi unutmuşlar. Orijinal tasarımımda benim yön duyusunu eklememişler. Halbuki buradaymış. Demişler ki bu gereksiz yer kaplar, bunu onura koymayalım. Bir şekilde böyle de hayatta kalır nasıl olsa becerir bir şekilde. Bunlar insan cesedi mi? Lokov. Ha, kilitliyken hedef değiştirme. Öl. Mesela bizim karakteri bu kadar gerçekçi çizip de yerlerini böyle yapmak tasarım tercihi. Ama gerçekçi olsaymış daha iyiymiş. Bunlardan bir şey düşmüyor mu? Bunları kırabiliyor muyum? Koşma tuşu yok mu ya? Ha, Space de koşuyor. Ulan Elden Ring'de de böyle değil miydi? Bu ne? Pulsel. Ha, can şey yapmak için. Okey. Investigate. Yumruk hangisiyle atıyordum ya? Oo, hey. Obtain. Topla. Gel gel. Öl. Bildiğim kadarıyla bu Dark Souls tarzı bir oyun. Yani öldüğümde buraya tekrar geldiğimde zihninden canlanmış olacak. Gram haz etmediğim bir şey. Öte yandan da bu bir bakalım neymiş şeyi. Guard. Perfect. Tamam. Zamanında basarsan şöyle olur, böyle olur. Okçuymuş lan bu. Aa, üst üste vuramıyorum. Aa, yumruk kilitleniyor. Aa, okey. Öyle sürekli yumruk ataman diyor. Öte yandan da hoşuma gitmedi değil ha, görselliği. Eğilmem mi gerekiyordu? Çok büyük hasar vermek için. Neymiş? Z ile yürüme şeyi. Hayır. Ha, kol tutuk tutuk.
Aa, kol bozuldu yalnız ha. Tuu. Az önce kılıcıma ne yaptım öyle bilmiyorum da. Al bakalım. Şundan bir tane içeyim mi? Ha, içmiyor. Kafama vuruyormuşum, içmiyormuşum. Oo, aşağıdaki elemana bak. Gel gel. Ha. O işaret çıkınca. Okey okey tamam. Yine de vurdu. Hayır hayır hayır. Unuttum. Pardon. Pardon. Unuttum. Hop. G değil. Ha, kılıcımı bileğliyorum. Okey. Tamam. Bunu da anladık. Lock device. Jeremo! Sen! Sen ve ben. Senin içinden geçeceğim köpek. Tamam. Abartma. O kadar da değil. Bekle. A! A! Üçüncüyü niye vuruyorsun? İt! Öldüm. Lie or die. Yalan ya da ölüm. Yalan söyle ya da öl. Bilmiyorum tam olarak hangi tam karşılığını. Ve işte. Walk like. Souls like. Bilmiyorum bu oyun sistemi tamamen insanları sinir hastası etmek üzerine kurulmuş bir oyun sistemi gibi geliyor bana. Yani o yüzden bana göre değil bu oyun. Tarzı. Çünkü Elden Ring'de de bayağı çıldırmıştım yani. Öte yandan Elden Ring'de şöyle bir şey vardı. Üstünlük sağlayana kadar güç kasabiliyordum. Gel lan buraya. Hey. Aa bak sağ kolum sağlam. Sol kolum pardon. Vurunca bozuluyor. Nasıl kullanacağım ben bir daha bozulan kolu? Öl ulan. Köpek. Okay.
Unuttum arkamda bir kişi daha olduğunu. Arkamda bir kişi daha olduğunu unutuverdim. Obtain. Dur. Şöyle. Neymiş? F. Oha! Shift F. Aa, bitti lan. Bir kere bastım bitti. Neydi ki o? Ha. Switch weapon. Bir tane silahım var oğlum zaten. Bu kapıyı açabiliyor muyum onu öldürmeden? Ya açıyorum. Ben mal gibi o zaman bütün yolu boşuna mı yürüdüm? Evet. Aha. F use blade fable arts. Köpek seni. Hold for charge attack. Lan hırt, o kadar zaman veriyor musun ki ona o kadar şey yapayım? Dur. Oh, Elden Ring. Havan kim oğlum senin? Lan zıplasana. Hayır. O ne işe yarıyor acaba? Hava atamadım. Ama muhtemelen daha farklı hareketler vardır. Ben bilmiyorumdur. Yani öyle sap gibi durarak değil de bayağı girişken bir şekilde oynanıyordur muhtemelen. Ama yani nasıl bir oyun olduğunu görmek için okey. Böyle bir oyun işte. Böyle bir oyun işte. Bak mesela elimle vurmayı denedim. Belki elimle vursaydım çok güçlü vuracaktım. Okey. Bakalım neymişti bu sonuçta. Baktık. Yani bu tarzı sevenler için aslında fena oyun değil. Görsellik güzel, akış. Yani akıcı olması hoşuma gitti. Bir Elden Ring kadar ya da Dark Souls kadar hitboxlar net değil gibi sanki, yalnız onu söyleyeyim. Yani böyle orada milimetrik karakteri sıyırdığı zaman milimetrik karakteri sıyırıyor. Milimetrik vurduğu zaman milimetrik karakteri vuruyor. Bunda sanki biraz daha böyle lay lay lom gibi geldi. Biraz daha geniş vurabiliyorlar sana gibi geldi. Bunu işin ehli daha iyi bilir. Bu oyunları daha çok oynayan, seven daha iyi cevaplar bunu. Benim oynayacağım bir oyun değil. Ben de bir görmek istedim. Ben de bir hani benim tarzım değil. Oynamayacağım. Yine de ama şeyde ya, Xbox Game Pass'te ya. Bu arada Xbox Game Pass PC'de. Ulan bir bakayım dedim. Bir deneyeyim dedim. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bunu da bir tadına bakayım dedim. Kısa da olsa. Yani bu videoyu çekmiyor olsam da ben bunu yapacaktım. Hazır yaparken bakalım neymiş serisi. O zaman kendinize iyi bakın. Başka bir bakalım neymiş de görüşürüz. Bye bye.